Hoş geldiniz. Hemen işe koyulmamız lazım çünkü fazla vaktimiz yok. Mekan? Eski bir han. Bütün gizli çalışmaların toplantılarını orada gerçekleştiriyorlar. Dost orada mı olacak? Hayır. Ama bizi ona götürecek adam orada olacak. Evet beyler, ilk kim evleniyor şimdi? Gitme sırasını düşünürsek önden sizi alalım komutanım. Gönül işlerinde rütbe sırası olmaz Keşan'la. Sen çok bekledin. Biz daha çok bekleriz. Aslında ben aşıktan bekledim ama. Komutanım sen şimdi evleneceksin mi? Aynen söyledik. Eğer sağa dönersek hepinizi beklerim. Benim işim var, ben gelemem. Oğlum daha tarihini söylemedim. Olsun komutanım, benim işim vardır. Hadi beyler giriyoruz. Durun. Ne oluyor komutanım? Bir tuhaflık var, ortada kimse yok. Komutanım geliyorlar. Thank you.
Siz bizi daha tanımamışsınız. Biz kendimizi tanıtalım. Türk askeriyiz biz. Son kurşunu atmadan, son nefesi vermeden teslim olmayız. Siz bilirsiniz. Burada kimse kalmadı komutan. Efe, git bir kontrol et. Temiz komutanım. Sakın kıpırdama. Gel benimle. Komutanım, Efe'yi aldılar. Adamınız elimde. Silahlarınızı atmazsanız gebertirim onu. Komutanım, ne yapacağız? Geliyorlar. Efe'yi öldürecek. Komutanım, kusura bakmayın. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Tamam. Öleceksek beraber ölürüz. Komutanım, bari çatışarak ölseydik. Aradığınız adam zaten burada değil. Her koşulda öleceksiniz. Bırakın silahları. Ne diyorsun komutanım? Bırakın dedim. Bu bir tuzak. Aradığımız adam burada değil. Yavuz. Yavuz, ne durumdasınız? Yavuz, duyuyor musunuz beni? Plan iptal Eylem. Uzaklaş buradan. İtiraf ediyorum. Güzel denemeydi. Nerede Arif? Sizinle karşılaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Ama gelmek üzeredir. Yanılmıyorsam size bir söz vermiş. Doğru. Kalbimi vücudumdan sökecekti. Hakkında çok şey duydum Sarı Komutan. Seni öldürmek benim şansımmış. Son bir diyeceğin var mı? Önemli olan kazanmak değil, mücadele etmek. Güzel bir son söz. Ulan böyle mi ölecektik? Ulan hiç böyle hayal etmemiştim ya. Sonunda şehit oluyorsun artık. İstediğini aldın. Söylenme bence artık. Sohbetinizi böldüğüm için kusura bakmayın.
Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Yolumuz buraya kadarmış. Helal olsun komutanım. Sizinle geçirdiğim her saniye için hamdolsun. Görüyorum. Vallahi görüyorum, babamı görüyorum. Geliyorum baba. Dede, sana geliyorum. Sonunda şehit oldu oğlunuz. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Affedin komutanım. Saçmalama efe. Sizi buraya ver sürükledim. Ulan öldüreceksiniz adam gibi öldürün. Çıksana. Kopuk. Benim ya. Seni yeniden görmek ne güzel Sarı. Hem de böyle can çekişirken. Ölmedin mi lan sen? Diri diri yanmadın mı lan? Yeterince yanmadım demek ki. Bir altımı erken kapatmış. Demek dost sendin ha? Biz ona tam olarak dost demeyelim Sarışın. O sadece bir piyon. Aslında ben sadece yaşadığımı bilmeni istemedim. Ayrıca piyonları hiç sevmem. Önce onlar ölürler. Ama ortalık bayağı bir kan gölüne dönmüş ha Sarışın. Biraz hırs mı yaptın sen? Ne yaptın? Ha? Hırs yapmışsın. Neden yaşadım biliyor musun Sarı? Seni bir kere daha görebilmek için. Canını kendi ellerimle alırken. Gözlerinin içine bir kere daha bakabilmek için. Çok acı çektim. Çok ameliyatlar geçirdim. Ama seni bir kere daha görmek için ölmedim. Seni hayal kırıklığına uğratacağım ama. Kusura bakma çolak. Ben bugün ölmeyeceğim. Hadi be. Bunun için artık çok geç be Sarı. Baksana. Arkadaşların önden yola çıkmışlar bile. Onları bekletmek istemeyiz. Aslında çok isterdim. Hepsiyle tek tek göz göze gelelim. Neyse. Artık sen onlara girişte anlatırsın. Uzun uzun ha Sarı.
Belki onlar seni görürler. Hadi beyler! Nasıl yaparsın bunu? Bak, böyle. Kuru sıkı. Namussuz da acıtıyor biraz ha. Demek bana oyun oynadınız. Biraz öyle Çolak. Biraz öyle. Burası öyle mi? Agah Bey'in hatırası. Seni o mu yerleştirdin? 7 sene önce. Dosta gidemeyiz ama onu ayağımıza getirebiliriz. Güzel. İrtibatta kalalım. Ben bir plan yapıp sana haber vereceğim. Anlaşıldı. Şu fünyeleri içinde takacaksınız. Bunlar ne işe yarıyor? İnandırıcı bir şekilde ölmenizi sağlıyorlar. Dost beni istiyor. Biz ona gidemeyiz. Öldüğüme inanırsa o bize gelecektir. Peki içeride gerçekten silahlı adamlar olmayacak mı? Olacak. Ya onları nasıl geçeceğiz? İçeride bir adamımız var. Efe bir acemilik yapıp yakalanacak. Siz de mecburen teslim olacaksınız. İçerideki adamımız sizi kurşuna dizecek. Böylece diğer adamların size ateş etmesine engel olacak. İçeride hiç mi silahlı adam yok? Var oğlum var. Etkisiz hale getireceğiz. Ha şimdi oldu. Buraya kadar gelmişken böyle oyun oynamak falan da bilemedim. Vallahi koparık kardeş haklı. Bu da bize ters yani değil mi? Hadi beyler hazırlanın hadi. Bu arada yaşadığını biliyorduk. Ben de biliyordum. O kadar imkansız değil ya. Aylar öncesinden. Konuşacağım. Ama daha önce size söylediğim gibi. Yalnızca Yavuz'a konuşacağım. Dost dedikleri aslında Çolak. Çolak yaşıyor Yavuz. Biz de birkaç saat önce öğrendik. Ne yapacaksınız? Tutuklayacak mısınız? Hı? Yabancı bir ülkedeyiz. Bravo, bingo. Kaçıracak mısınız? Senin de pis vücudun ne yapalım mı? Burada kafana sıkmak varken. Ulan geberdin gittin, yine de her türlü pisliği çevirdin. Benim babam öldü. Fethi abi. Yüzlerce sivil öldü. Hepsinin arkasında sen vardın değil mi lan kansız köpek? Çocuklar, çocuklar. Savaş bu. Savaşta insanlar ölür. Kimileri ölür. Kimileri kalır. Dünyanın kanunu bu. Öyle değil mi? Hem unutma sarışın. Sen de benim kardeşimi öldürdün. O da benim nişanlımı öldürdü. İşte tam da bundan bahsediyordum sarışın. Hepimiz öleceğiz. Sen, ben, belki hepimiz. Ama dünyada insan yaşadığı sürece savaşlar, katliamlar, bombalar hiç durmayacak. Kendimizi kandırmayalım. Barış diye bir şey yok. Sadece para ve güç var. Savaşmaktan yana sıkıntı yok Çolak. Önemli olan kimin tarafında olduğun. Mazlumların canına kıyanların yanında mı? Haksızlığın karşısında mı? Önemli olan bu. Hala doğru tarafta olduğunu sanıyorsun değil mi? Sanmıyorum, öyleyim. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hiç mi Mazlumların canına kıymadım? Ben kıydım. Hem de seve seve. Zevkle kıydım. Ve unutma Sarı. Sadece yaptıklarımız için değil.
yapmadıklarımız için de yargılanacağız. Uzatma Çolak. Yavuz, fazla vaktimiz yok. Birazdan burası polislerle dolacak. Gazeteci kız haklı. Çok da zeki. Seninki de bayağı havalı gitti ha. Bayağı gürültülü gitti. Yakıştı yani bence. Bana bak, seni şimdi burada öldürme. Tamam tamam, kızacak bir şey yok. Neyse gençler, lafı uzatmayalım. Ben şimdi yürüyerek gideceğim. Siz de öyle aval aval arkamdan bakacaksınız. Hadi eyvallah. Kal lan bulun yerde. Komutanım ne yapacağız? Çolak! Seni arkandan vurmayacağım, dön önüne. Hepsi yalanmış komutan. İşleri güçleri artistlik bunların ya. Sonunda gerçekten öldü. Bu sayfa sonsuza dek kapandı. Hadi beyler, eve dönüyoruz. Biraz erken mi geldik biz ya? Bilmiyorum ki Boncuğum, daha gelen giden yok, baksana. Bir şey diyeceğim, benim oturmaktan bayağı ayaklarım şişti. Ben biraz ayağa kalkacağım. Ama Boncuğum bak, biz ne konuştuk seninle, gözünü seveyim ya. Tamam bir dakika ya, azıcık yürüyelim, gel. Gençler. Vay benim güzel merhaba. Abim de. Aa, bu kadar güzellik merhaba. Olabilir mi? Vay canım kardeşim, yakışıklım benim. Nasılsın da? İyiyim. Hoş bulduk kardeşim. Yengeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Boncuğum. Yüzünüze çok yakışmış efendim. Ay teşekkür ederim efendim. Abiciğim hadi daha artık, ne zaman evlilik? Bakacağız çaylakım ya, bakacağız, halledeceğiz. Yapıyoruz, oturuyor muyuz? E oturacağız, Erdem komutanım gelsin, oturacağız. Siz üşümüyorsunuz değil mi Saadet Hanım? Yok, böyle iyiyim Mansur Bey. Güzel. Ya bu da böyle, siz de biz de hanımla beyle konuşunca var ya, ben de yani. Şişt, karışma sen. Peki Melisa Hanım. Gençler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sıldık. Selam.
Hoş geldiniz komutanım. Selam. Merhaba. Aman efendim, bu ne şıklık böyle? Aman efendim, o sizin şıklığınız ya. Ya bu da maça mı gelmiş, düğüne mi gelmiş belli değil. Bir kılına dikkat et, bir şey yap ya. Şşş, duyacak mısın? Abicim gözünü seveyim, uğraşma artık şu adamla ya. Gelinle damat nerede? Nikah memuru geldi mi? Geldi, geldi. Ben hemen gideyim, alın geleyim. Hayır. Yenge, boncuğum sana emanet. Tabii tabii. Boncuğum. Merak etme. Bu yüzden heyecanlı değilim. Seninle evleneceğim için heyecanlıyım. Sen değil misin? O kadar operasyona çıktım. Kalbim hiç böyle atmamıştı. Her seferinde bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsun? Konuşma böyle, bak ağlayacağım, makyajım akacak, rezil olacağım Yavuz. Komutanım, nikah memuru hazır. Tamam, geliyoruz. Nasıl olmuşum? Müthişsiniz komutanım, ikiniz de müthiş. Kaçtım. Kimler gelmiş be? Hoş geldiniz. Kardeşim hoş geldin. Komutanım,
Gel. Gel yavaş. Hoş geldiniz ya. Komutanım ne iyi ettiniz be. Ateş komutanım nerede? Ya onun acil bir operasyona çıkması gerekti de o yüzden yok. Ya siz nereden çıktınız bakayım? Yavuz komutan davet etti. Siz unuttunuz tabii. Aha, geliyorlar, geliyorlar. Aa, geliyorlar. Düğün başlıyor, düğün. Gel, gel, gel. Beraberiz. Şahitlerimizi de alalım. Evet. Bravo. Bravo. Dumansız hanımefendi, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Bravo! Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Komutanım, tebrik ediyorum komutanım. Başucunda bekliyorum hala. Tutuştuk kor bir aşka. Kalbi buzdan erimiyor ki asla. Yine benim olma. Acına bile katma. Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma.
Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adımı unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adımı unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Çıkmaz bir sokakta bekliyorum gözüm yollarında. Mutlu olduğumuza inanamıyorum. Gördüğüm olsak ya bizi tutan uçurum dallarında. Bir yerde görmüştüm, biri şöyle demiş. Yine benim o. Tarihse acem usulları yazar. O nasıl bir laf ya? Nereden çıktı şimdi? Halt etmiş. Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma. Seni bana saklasam. Aşırı güzel olmuşsun ha. Teşekkür ederim. İstersen çıkıp şarkı da söyleyebilirim. Bak işte. Sen emekli olmadın mı hala? Aa, saçmalama Mücahit, ne münasebet. Tamam, bir ayar çekeriz ama böyle barlarda falan değil ama yani. Böyle konser salonlarında falan. Ha? İnşallah. Kızımıza isim buldum. Ne? Mücahide koyalım bence. Vallahi mi Gülcüm? Evet, koyalım gitsin işte, ne var? Gülcüm bak, göbek adı olsun bari bak, emin misin? Eminim ya, alıştım hem ben. Ya ama bak su, ne bileyim bir yağmur falan olsun bak, bir anlamı olsun. Bir düşün. Ya da sen bilirsin. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı Abayım, geliyor? Müsaadenizle. Tabii. Elemanım. Gel kızım. Sokakta. Bekliyorum gözüm yollarında. Erem Hanım, göz kamaştırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizi tutan uçurum dallarında yine benim olma. Acına bile katma. Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma. Sana söylemem gereken bir şey var. Seni bana saklasam çok dolu. Dinliyorum. Bu gece yurt dışına bir uçak kalkıyor. Uzun soluklu bir görev. Eğer kabul edersen detayları uçağa binmeden alacaksın. Ne kadar süre? Bir öngörüde bulunamam. Belki bir yıl. Belki on. Yalnız mıyım? Çölde bir ağaç gibi. Seni bana saklasam çok doluyor. İçimi kabul ediyorum. Saklasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Hadi beyler. Zeybe.
Yıllarca mesafenin melodilerde hayat gidip görmek istediğinde yüzüm gözüm dönük. Sözün varsa tut, gücün varsa yut, benimle en derinde koş. Bölük pörçük hayatında dönüp dolaştığın aynı yer, aynı illüzyonda yansımalar sanki bende ben yok. Sesim sana çarpar, sözüm ona, gördüm hiç kimsenin hiç kimse için hiçbir önemi yok. Özü aynı, tadı farklı herkesin ya aynen. O giderken ölüm gibi baktım, ölümünün içindeki gözü çaldım. Yüzün artık yok, artık inandım. Sözünde durma.